Atatürk, Evet. Yılmaz Özdil'in yazısındaki bahsettiğiniz Atatürk vesaire. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin programı bellidir. Parti programı açarsanız, bakarsanız birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü maddelerine bakın. Atatürk'ün kurduğu bir parti olduğu, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine bağlılığını, Atatürk milliyetçiliğine bağlılığını ve Kemalizme olan bağlılığını, onun altı okun değerlerine bağlılığını artık bir yemin şeyi gibi, metni gibi bir programdır. Bu partinin üyesi olan her kim olursa olsun o programa uymak, uygulamakla mükelleftir. Uymayanlar zaten partide tüzük gereği disiplin suçlarına uygun, disiplin kurallarına aykırı bir hareketi, davranışı partinin yetkili organlarınca değerlendirilir. Onun ötesinde ben herhangi bir partili arkadaşımı öyle veya böyle bir konuma koyup eleştirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. O bu partiye gelmişse, üye ise, partide bir de yetki ve görev ve yetki ve sorumluluk aldıysa ve bunun gereğini layıkıyla yerine getiriyorsa başımızın tacıdır, başımızın üstünde yeri vardır. Bu programa bağlılık yemini etmiştir diye kabul ediyorum. Bir eleştiri gibi görülebilir ama biraz önce söylediğiniz için söylüyorum Atatürk'ün partisi üzerinden. Çünkü bunlar dillendiriliyor, cevaplandırılması gereken şeyler. İnsanların Ben bir kafalarında soru soru işaret. sormak istiyorum o noktada Fahrettin Bir Bey. saniye abi, siz de tamamlayın. Ben sorayım, siz de tamamlayın Mustafa Kemal Çiçek. Şöyle bir yorum var. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmeye çalışan bölücülerle işbirliği yapıyor eleştirisi var. Bu bir sert bir eleştiri olabilir ama sonuçta bence bu tarz eleştirilere bir cevap vermek gerekir diye düşünüyorum. Kamil Bey hazır buradayken o soruyu ifade etmiş olalım. Mustafa Kemal Çiçek, sen ne sormak istiyorsan onu da sor, tamamlayalım. Şunu ilave etmek istiyorum. Program başında da söyledim. Kamil abinin Atatürkçülüğünden, gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri benimsemesinden hiç kimse kuşku edemez. Yıllardır bu partiye, örgütüne her aşamada hizmet eden bir büyüğümüz. Ben istifa ederken Estağfurullah. esas itibariyle zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden Atatürkçülükten, Atatürk'ün değerlerinden uzaklaştırılmasını belirterek istifa dilekçemi kaleme almıştım. Başkanıma şunu sormak istiyorum. 3 dönemdir bildiğim kadarıyla İzmir milletvekili ve bu dönem İzmir milletvekili listesinde değil Kamil abi. Ama o listenin başında birinci bölgenin birinci sırasında Yüksel Taşkın var. Yüksel Taşkın kimdir? Evet. Taraf Gazetesi'nin yöneticisidir. Yüksel Taşkın'ın ifadeleriyle benim büro ortağım olan Serdar Öztürk 6 yıl cezaevinde yattı. 1994'te Şırnak'ta yaralanmış, kolunu bacağında onlarca şarapnel parçası olan bir gazimiz Yüksel Taşkın'ın yazılarıyla 5 yıl cezaevinde kaldı. Ve bu Yüksel Taşkın şunu söylüyor. İşte Kamil abi burada. Kamil abi aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de önemli görevleri olan bir büyüğümüz. Kemalizm dışlayıcıdır. Kemalizm ırkçıdır diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti ve Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, birisi Türkiye Cumhuriyeti dediği bir yerdir. Yüksel Taşkın gibi bir ismin kendi seçim bölgesinde bu lafları söylemesine rağmen birinci sıradan aday gösterilmesi konusunda da kendisi tabii partiyi kırmamak adına yani diplomatik bir şekilde bunları ifade etti ama bir kırılganlığı var mı yok mu? Bunu merak ettiğinden soruyorum. Yani Ya cevaplamayabilir de isterse Kamil abi. cevaplamayabilir. Kamil Bey Şimdi ben isterseniz. Evet. kişiler üzerinde değil de yani ilkeler üzerinde konuşmak isterim. Sayın Yüksel Taşkın bu konudaki açıklamasını daha bir iki gün önce çok net bir şekilde ortaya koydu. 15 yıl önce bir akademisyen kimliğiyle bir analiz yapmış olduğunu, o analizin sonuçları itibariyle böyle bir sonuç ortaya koyduğunu, bunu da somut bir düşüncesi olarak değil de analizin bir sonucu olarak ifade etti. Ama tabii ki ben size az önce söylerken partinin bir programı vardır derken bu partinin üyesi olan her kim olursa olsun partinin programını kabullenmiş ve programın gereğini yapmakla mükelleftir. Buna aykırı bir durum zaten partinin bir disiplin suçudur. Böyle bir şey de söz konusu değildir.
ben Yüksel Bey'in Barış Akademisyeni olduğu için de akademik görevi sonlandırılmış, üniversiteden uzaklaştırılmış. İşte bunun son neticesinde işte belli bir süre hapishanede yatmış vesaire. Bir şahsiyettir. Bugün partimizin milletvekili adayıdır. Partimize programına bağlılığını, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığını defalarca da bu süreç içerisinde, öncesinde de ifade etmiştir. Yani geçmişteki bir takım akademik yorum ve değerlendirmeler ki ben o değerlendirmelerinde de net ifadeler değil, bir durum ortaya koyan bir değerlendirme olduğunu okuyarak da özellikle gördüm onun yazılarında. O nedenle bunu böyle görmek, değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine bağlılığı reddeden ve buna aykırı düşünce ve davranışta bulunan her kim olursa onunla yollarını kesin ayırır. Bu net olarak bunu ifade etmek isterim.